Evet değerli izleyenler, Kanal 23 ekranlarında yeni bir yakın plan programıyla karşınızdayız. Bugün İYİ Parti Elazığ Milletvekili aday adayı Sayın Yüksel Ercan bizlerle birlikte olacak ve sorularımızı yanıtlayacak. Hoş geldiniz Yüksel Bey. Hoş bulduk Ceylan Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkürler, sağ olun sizler. İyiyiz biz de, teşekkür ediyoruz. Şimdi öncelikle isterseniz gündemde yer alan deprem konusuyla konuşmak ve bu konuyla başlamak istiyorum. Tabii ki buraya gelen birçok aslında konuğuma da bunu soruyorum. Büyük bir deprem atlattık. Bu depremden Elazığ da etkilendi tabii ki. 11 il etkilendi ve büyük yıkımlar oldu, can kayıplarımız oldu. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Siz de bu depremi Elazığ'da hissedenlerden birisiniz. Tabii kesinlikle. Şimdi depremde hayatını kaybeden, 6 Şubat'ta olan depremden dolayı hayatlarını kaybeden 11 ildeki vatandaşlarıma, vatandaşlarımıza rahmetler diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Hakikaten depremi biz 24 Ocak'ta 2020 yılında biz iliklerimize kadar yaşadık tabir yerindeyse. Çok kötü anılarımız oldu, çok kötü hikayelerimiz oldu o zaman. Ama bu özellikle 6 Şubat'ta yapılan olan bu depremin 11 ili kaplaması bizim inan ki o deprem acılarımızı hakikaten unutturdu. Çok böyle hikayeler, acıklı hikayelerle karşı karşıya kaldık. Çok kötü bir durum. Allah bir daha böyle afet göstermesin. Böyle depremlerle yüzleştirmesin inşallah bizi. Allah beterinden korusun diyelim inşallah. Şimdi Elazığ da bu depremden etkilendi ve deprem sonrası aslında 10 il öncelikle afet bölgesi ilan edildi. Birçok da beklenti vardı aslında her bölgeden, Elazığ'dan, her kesimden. Afet bölgesi Elazığ'ın da kapsamına alınması için. Aslında bu 2020 yılında yaşanan deprem sonrası beklenen bir şeydi. Bu depremden de etkilenince daha çok beklenti içine girdi Elazığ diyebiliriz. Afet bölgesi ilan edildik, mücbir sebep kapsamına alındık. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şöyle 2020 yılında da bu konu gündeme geldi. Hatta biz o zaman AFAD bölgesine giremedik. Sonradan hatırlarsanız Artvin'deki sel felaketi, Kastamonu'daki, Bozkurt'taki o felaketlerden dolayı hükümet bir yasa değişikliği yaparak o yasayı güncelleştirdi ve o illeri ve ilçeleri AFAD bölgesi kapsamına aldı. Ama biz o AFAD bölgesi kapsamından bir türlü yararlanamadık. Şimdi de gündeme bir bizim Elazığ'la alakalı bir AFAD bölgesine seçilmeyle alakalı. Fakat o da beklentileri yeteri kadar görmedik. Siyasi arkadaşlarımız, siyasilerimiz Cumhurbaşkanlığı danışmanlarını aradılar. Bir tanesi Cumhurbaşkanımız, bir siyasetçimiz Cumhurbaşkanını aradı. Ve nitekim AFAD bölgesi kapsamına kısmen de olsa alındı. Fakat beklenti çok yüksekti. Vatandaşlarımız halen de o kapsamın maddelerini görmek istiyorum olarak. Şu anda böyle AFAD bölgesi seçilmesi ile alakalı herhangi bir şeyle karşı karşıya değiliz. Mesela finans konusunda olsun, kredilere konusunda olsun, bankaların kredileri erteleme konusunda olsun henüz yeteri kadar bir açıklama görmedik ve bekliyoruz da, beklenti içerisindeyiz de. Yani vatandaş da beklenti içerisinde. Dediğiniz gibi aslında afet bölgesi ilan edilmeliyiz diyoruz ama afet bölgesi ya da mücbir sebep hali kapsamına alınmamız ne demek? Aslında bunu tam olarak da bilmiyoruz. Bununla ilgili AK Parti MKYK üyesi Elazığ Milletvekili Metin Bulut bugün aslında bazı açıklamalarda bulundu ama tabii insanların bilinçlendirilmesi adına biraz daha açıklamaların yapılması gerekebilir. Tabii siyasi partiler bunları, siyasi arkadaşlarımız bunları yuvarlak bir şekilde söylüyor ama işlerini böyle açıklayıcı ve doyurucu şekilde bir şey göremiyoruz maalesef. Biz mesela finans sektörünün içerisindeyiz. Çok beklenti vardı işin açıkçası. Biz otomotiv sektöründe, konut sektöründe bazı hakikaten şeyler bekliyoruz ama henüz netleşen bir şey yok. Yani henüz şu anda beklenen bir şey yok. Yani beklentinin içerisinde vatandaşlarımız. Açıklamalar da fazla o kadar doyurucu değil işin açıkçası. Peki siz otomotiv sektörü olarak nasıl bir beklenti içindesiniz? İhtiyaçlarınız neler? Deprem bölgesinde otomotiv sektörü fazla o kadar değil de konut sektöründe aslında vatandaşlarımıza daha farklı bir kredi şeyler olabilir. Sayın Cumhurbaşkanımız açıklamaları yaptı. İşte bu özellikle 2 milyon, 3 milyondan 5 milyona çıkarttı herhalde bu şeyi, öyle tahmin ediyorum.
Yani bunun ödeme konusunda, ödeme şartları konusunda henüz herhangi bir şey oluşmadı. Yani bir kanaat oluşmadı. Yani biz de bunu işin açıkçası takip ediyoruz. Ben mesela diyelim otomotiv sektöründe biz fazla o kadar bir şey beklemiyorum. Otomotiv sektörü zaten daraldı yani. Otomotiv sektöründe fazla o kadar satışlarımız da yok. Bir iki çeşit dışında fazla o kadar talep de yok işin açıkçası. Talep varsa da bunu fabrikalar da bunu karşılayamıyor. Bizde bile de bir sıkıntı var. Ama ben özellikle konut konusunda depremden zarar gören vatandaşlarımızın konut alma konusunda daha çok devletimizin, hükümetimizin bu konuya daha çok eğilmesi gerektiğini düşünüyorum işin açıkçası. Şimdi depremin ilk gününden itibaren aslında Elazığ, özellikle komşu şehir Malatya olmak üzere Adıyaman ve diğer bölgelere yardımlarını ulaştırmaya çalıştı. Buradan ciddi anlamda yardımlar gitti. Aslında bu bizim bir sorumluluğumuzdu ve yerine de getirebildiğimizi düşünüyorum kendi kesinlikle, adıma. Kesinlikle. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Parti olarak peki çalışmalarınız oldu mu? Bunu da merak ediyorum. Tabii onu da söyleyeyim hemen. Şimdi bizim depremin ilk gününden, ilk saatinden beridir Elazığ'daki vatandaşlarımıza, hemşehrilerimize ben çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bir hafta, 10 gün halen daha Malatya'daki depremzede arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını, giyinme, barınma ihtiyaçlarını görecek şekilde hareket ediyorlar. Hatta bizim depremin ilk gününden beri biz de sanayi sitesinde arkadaşlarla falan beraber olduk. Arkadaşlardan bu konuda nasıl yardım yapabiliriz, nasıl faydalı olabiliriz arkadaşlarımıza? Onun muhasebesini yaptık ve olduk da. Şimdi depremden sonra vatandaşlarımızın evi çöktü biliyorsunuz, Malatya'daki vatandaşlarımızın, bizim burada da oldu. Ama barınma olarak en önemli şeylerden bir tanesi, en önemli barınma malzemelerinden, ekipmanlarından bir tanesi otomobil. Otomobillerin bakımlarını yapması lazım, lastiklerinin kışlık değiştirmesi lazım, kalorifer sisteminin devreye girmesi lazım ki depremzede arabanın içerisinde barınabilsin. Böyle bir şey oluştu. Biz Malatya'dan gelen hemşehrilerimizin otomobillerini, özellikle sanayi sitesi esnafı, ben buradan çok teşekkür ediyorum sanayi sitesi esnafına. Hakikaten çok duyarlılar. Hizmet sektörü hizmet verdiler ve işçilik konusunda para almadan, ücret almadan o depremzedelerimizin işlerini görerek onları güzel bir şekilde uğurladılar. Bizler de üzerimize düşen görevi yerine getirdik. Yani ben burada yardımlarımızı böyle teker teker anlatma şeyine girmiyorum. Tabii. Girmem de. Sosyal medyada da bu gibi şeyleri paylaşmayı pek o kadar uygun görmüyorum. Ama bizim de araçlarımız, bizim de arkadaşlarımız, bizim de şirketimiz bu konuda gereken yardımları yaptılar. Özellikle depremin ilk gününde İyi Parti Koordinasyon Merkezi kurdu. Özellikle ben İyi Parti Kadın Kolları Başkanımız Sayın Gülsema Hanım'a ve yönetimimle, özellikle il ve ilçe yönetimi bu konuda çok duyarlı hareket ettiler. Dolayısıyla ilk günkü gibi bütün yardımları, bütün şeyleri tarladılar, toparladılar. Ve Malatya'ya sevk konusunda çok hareketli günler geçirdi ve halen de geçiriyor. Şimdi o dönemde aslında ilk deprem duyulduktan sonra çalışmaların bir an önce hızlı bir şekilde yapılması, koordinasyonu sağlanabilmesi çok önemli. Parti olarak bu koordinasyonu sağlayabildiniz mi? Nasıl bir çalışma yaptınız? Kesinlikle. Onu merak ettim. Kesinlikle oldu. Şimdi bizim 24 Ocak depreminde biz onları depremi yaşadığımız için hatırlarsanız deprem bölgesi, deprem merkezine biz hareket ettik. Çok böyle karmaşık bir duygular içerisinde gittik oraya. Hakikaten evler yıkılmış, vatandaşlar bağırıyor. Biz müdahale etmemiz gerekiyordu ve müdahale de ettik o anda. O ilk şey çok önemli. Bizim de yani şeylerimiz, İyi Parti'nin o koordinasyonunu hakikaten çok güzel yaptık. Yani özellikle SEK ve idarede, özellikle soba konusunda, giyim konusunda, hijyenik malzeme konusunda arkadaşlarımız koordinasyonu çok güzel sağladılar, çok iyi sağladılar. Ben onlara da teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi Elazığ'da da 2020 yılında bir deprem yaşadık ve gerçekten çok etkilendik. Aslında şimdi baktığımız zaman bu büyük depremleri bu kadar aslında az hasarla
diyeceğim ya da az can kaybıyla geçirmemizin sebebi aslında 2020 yılında bir deprem yaşamış olmamız ve o dönemde hasarlı binaların birçoğunun yıkılmış olması. Bu dönem TOKİ işbirliğiyle yapılan binalarda vatandaşların oturuyor olması. Bunlar da bir etkiydi diyebiliriz. Onunla ilgili ne söyleyeceksiniz? Yani biz büyük bir deprem atlattık. 2020'de de bu depremi yaşadık. Yorum yapacak olursanız ne şöyle, diyeceksiniz? Şöyle şimdi 24 Ocak depremi bize Elazığ'da hakikaten bizim yapı stoğumuz dediğimiz yapı stoğumuzun çok böyle eskilere dayandığını ve 2000'li yıllardan önce ve 90'lı yıllardan önce yapılan yapıların zarar gördüğünü ve bunun rehabilite edilebileceğini depremden sonra belediye özellikle il afet bölümü ve şehircilik, çevre ve şehircilik bakanlığı bunların araştırmasını çok yaptılar. Zaten biz 6 Şubat depremini atlatmamızın bile bu kadar kolay atlatmamızın sebebi o yapı stoğunu rehabilite etmemizden kaynaklandı. Şimdi arızalı affedersiniz hasarlı olan binaların yıkımı, özellikle hiç taviz vermeden yıkımı, sonradan yapı stoğunun elden geçmesi, tadilat olarak yapılması bizim yıkıntımızı, hakikaten Elazığ'daki yıkıntımızı engelledi. Hı hı. Yani biz eğer o tedbirleri almasaydık daha farklı sonuçlarla karşı karşıya kalabilirdik. Yani Malatya budur yanımızda 100 kilometre, orada çok ciddi yıkımlar meydana geldi. Çok büyük şeyler meydana geldi. Dolayısıyla biz de aynı pozisyonu eğer tedbir almasaydık yaşayabilirdik. Hı hı. Evet. Şimdi aslında hala hasarlı binaların tespiti için çalışmalar yapılıyor. Hı hı. Dilekçe veren evler aslında gidip bakılıyor hasar tespit çalışmalarında. Hı hı. Hasar riskinin ne olduğu, ortamı yüksek mi, ağır hasarlı mı diye. Yeni binaların da yıkımı gerçekleşecek. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Yani Elazığ aslında yeniden bir deprem bekliyoruz. Elazığ'da olmasa bile Bingöl'de bekliyoruz. Tabii. Ya da Tunceli'de bir deprem şöyle, bekliyoruz. Ceylan Hanım, burası deprem bölgesi. Depremle yaşamak zorundayız. Ama bu yaşadığımız zaman kendi tedbirimizi kendimiz almamız gerekiyor. Özellikle inşaat sektörü konusunda yer bilimlerinin yer tespiti, özellikle onların jeolojik yapılarını iyicene tahlil edip ona göre arsaları ve binaları oraya oturtmamız gerekiyor. Dolayısıyla eğer biz bu tedbirleri alamazsak, yapı denetimlerini yapamazsak, beton kalitesini yükseltmesek, demirlerin donatılarını iyi bir şekilde yerleştiremesek bu depremlerde yıkıntı hakikaten çok olur. Ama bunları yaptığımız zaman deprem riskine karşı tedbir aldığımız zaman herhangi bir yıkım olacağını zannediyor ve ölümler de olmayacak, yıkıntılar da fazla olmayacak. Dolayısıyla biz depremde tedbirlerimizi, binalarımızı sağlam yaparaktan yapacağız, alacağız. Peki yeni yapılar yapılı dedik, depremden sonra çalışmalar devam ediyor dedik. Şu an itibariyle yaşanabilecek bir depreme sizce Elazığ hazır mı? Yani kısmen hazır ama bundan sonra daha çok hazır olacağız. Yani özellikle ben 6 Şubat depreminden sonra vatandaşlarımızın bu konuda daha duyarlı olacağını, daha böyle titiz olacağını, ev alırken bile depreme dayanıklı olup olmadığını araştırıp sorup ondan sonra ev alacağını düşünüyorum. Şöyle yani bir ev alırken bir ekspertiz, yani otomobillerde falan ama da var. Ama deprem yönetmeliğine uygun denilen binalar da yıkıldı. Bunu da gördük aslında. İnsanlar da ne kadar ama güveneceğini işte şaşırıyor. Onlar denetimsel sıkıntılar olduğunu ben düşünüyorum işin açıkçası. Şimdi bir yapı yaptığınız zaman ne yapıyorsunuz? İlk başta zemin etütü yapıyorsunuz. Ondan sonra betonu, çimantosu, çeşitli işçiliği ve ondan sonra denetimi. Yani bunların hepsini dört dörtlük yaptığınız zaman bina ne olacak? Özellikle mesela diyelim bu deprem bölgelerinde son zamanlarda onu da söyleyeyim. Yüksek katlı binaların imara açılması, imar verilmesi ve onlara kat şeyleri verilmesi bu deprem olduğu zaman, olası bir depremde onların daha çok ayakta kalmayacağını ben düşünüyorum işin açıkçası. Şimdi deprem bölgesinde 28 katlı, 18 katlı, 25 katlı dairelerin veya binaların ne işi olabilir ki burada?
Ne olabilir? Halen daha zemin etüdü yapılmadan mahallelerde biz onun da araştırmasını yaptık. Bize de hakikaten geliyorlar, şikayetlerini bildiriyorlar vatandaşlarımız. Özellikle Kızılay Mahallesi'nde çok şikayet aldık mesela oradaki TOKİ'lerden. Zemin etüdü yapılmıştır muhtemelen. Ben bir şey yapmıyorum ama tam manasıyla yapılmadığını düşünüyorum. Oradaki vatandaşlar da öyle düşünüyor. Bize gelen bilgilere göre ve bize aktardıklarına göre yani orada zeminsel bir sıkıntı olduğunu ve onun gibi birkaç yerde daha böyle zeminsel sıkıntılar olduğunu bize söylüyorlar. Özellikle şey arazilerinin, tarım arazilerinin olduğu yerlerde bu gibi yapılan yapılması bana göre çok yanlış. Yani bu tedbir, bunu kesinlikle yetkililerimizin düşünmesi gerekiyor. Ona göre şeyleri, tarım arazilerini şeye aşmamaları gerekiyor. Şimdi fazla katlardan bahsettiniz. Bugün de belediye meclisinde Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın verilen kararla ilgili yaptığı açıklamada Elazığ'da 10 kat en fazla yapılacağını açıkladı. Çok güzel, evet. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Yani şöyle, yani 10 kat kararı almış eyvallah bir şey demiyorum ama bizim Elazığ'da yani arazi bol. Yani Harput tarafına bakıyorsunuz. İşte Meryem Dağı eteklerine bakıyorsun. Meryem Dağı etekleri biliyorsun çok bakir bir yerdi. Fakat TOKİ geldi oraya 20-25 bin tane ev yaptı, konut yaptı. Yani dolayısıyla bunların zeminleri sağlam ve yüksek katta vermediği için daha güvenli yerler olduğunu düşünüyorum. Yani burada mesela kuzey tarafımızdaki dağlarda da imara açılıp orada da inşaatlar veyahut yapılar yapılabilir. Yani ben belediye meclisinin aldığı kararı saygıyla karşılıyorum ama inşallah da bu 10 kattan fazla olmaz. Ben Sayın Başkanım da teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra da bu şey olmaz yani 15 katlı, 25 katlı şeyler olmaz. Şimdi parti olarak sizin depreme karşı neler yapmayı planlıyorsunuz diye bir sorsam, planlamanızı sorsam neler söylersiniz? Çünkü vatandaşlığı bilinçlendirmek adına, denetimlerin sıklaştırılması adına belli bir planlama, bir çalışma yaptınız mı? Yani bizim şu anda tabii ki deprem çalışmalarının en önemli şeylerinden bir tanesi kamuda belediyelerdir tabii ki. Biz şu anda belediyeler hakkında değil. Ama bizim parti politikalarında deprem iktidar bağlı olmanız halinde tabii, böyle bir tabii, planlama. Onların tabii ki parti programlarında depremle alakalı, deprem bölgesiyle alakalı çeşitli çalışmalarımız var. İnşallah iktidara geldiğimiz zaman o çalışmaları kamuyla paylaşıp ona göre bir politika ve siyaset izleyeceğiz. Şimdi biraz da seçim konuşalım isterseniz. Evet. Seçim tartışmaları devam ediyor. 14 Mayıs'ta bir seçim bekleniyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Sizin düşünceleriniz nelerdir? 14 Mayıs'ta seçim kesin gibi. Sayın Cumhurbaşkanımız da bugün grup toplantısında herhalde söyledi. Daha herkes 14 Mayıs'a kilitlenmiş durumda. Biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu kararı aldıktan 60 gün sonra seçim yapılmak zorunda. Özellikle Mart ayının ilk 12'si ile 14'ü arası bir karar alması gerekiyor. Ve bu kararı da alındıktan sonra seçim süreci başlıyor. Herkes seçimi bekliyor tabii ki tüm partilerde. Biz de yaklaşık bir yıldır aday adaylığı hazırlığımız devam ediyor. Biz de yavaş yavaş daha artık siyaset ısınıyor. Sahalara çıkacağız. Kısmen de çıkmışız zaten. Politikalarımızı yapacağız. Evet. Bizler de zaman zaman ekranlara getiriyoruz aslında ilçe gezileriniz olsun, vatandaşlarla sohbetleriniz olsun. Gözlemleriniz neler oluyor burada? Şimdi vatandaşların bize karşı çok büyük bir teveccühü var. Özellikle İYİ Parti'nin parti politikalarına, ekonomik ve sosyal politikalarına çok büyük bir ilgi var. AK Parti'nin 20 yıldır sürdürdüğü politikalar ve iktidar hakikaten vatandaş tarafından fazla o kadar kabul görmüyor. Vatandaşlar artık hemşehrilerimiz özellikle gezdiğimiz zaman hemşehrilerimiz bir değişim istiyor. Bu değişimde de İYİ Parti'nin iktidara gelmesi için hakikaten bize çok destek veriyorlar. Özellikle bizim 4 ilçemizi gezdik. 4 ilçemize de pozitif şeyler aldık, karşılığını aldık. Biz gittiğimiz her yerde de bize teveccüh çok. İnşallah bu teveccühü de yerine getirip partimizi iktidar olması için
elimizden gelen her şeyi yapacağız. Peki deprem sizce seçim sonuçlarında bir değişikliğe sebep olur mu? Yani bu deprem tabii ki yani iktidarı biraz sıkıntıya soktu tabii ki, ama Allah'tan gelen bir felaket, ona bir şey diyemeyiz. Ama özellikle ilk aşamada, ilk böyle koordinasyon eksikliklerinde hükümetin hakikaten çok zorlandığını, çok sıkıntı çektiğini gözlemledik. Ve böyle yapılmayacağını biz de söyledik. Daha farklı bir pozisyonda yapılabilirdi, daha farklı bir koordinasyon şekli olabilirdi. Bizler mesela herkes tabii ki koordinasyon böyle olmaz şöyle olur, böyle olmaz şöyle olur gibi şeylerle karşı karşıya kaldık, laflarla karşı karşıya kaldık. Ama ben seçim sürecinin vatandaşımızın kısmen de kararını vermiş, seçim sürecine sattım haline girdiğimiz zaman yapılan politikalar, verilen vaatler biraz daha seçimin yönünü değiştirecek diye düşünüyorum. Yani yerel bazda yapılan politikalar, siyaset sahnesine giren vatandaşlar, milletvekili adayları ve parti politikaları iktidarı belirleyeceğini diye düşünüyorum. Diye düşünüyorum. Aslında depremden, buyurun. Depremin yani bir felaket olduğunu vatandaşlar da gözlemliyor. Yani onun seçime bir sıkıntıya, yani seçime katkı yap, seçimden dolayı bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Vatandaş görecek, programlara bakacak, adaylara bakacak, ona göre kararını verecek. Ben bu konuda vatandaşlarımızın, özellikle Elazığ'daki hemşerilerimizin bize karşı teveccühleri hakikaten çok. Partimize de bizlere de biz bu ipi göğüsleyeceğimizi diye düşünüyorum. Eğer fırsat verirlerse. Şimdiye kadar aslında depremden önce farklı bir politika izleniyordu. Aslında vaatler farklıydı. Vatandaşlarla olan sohbetlerin gidişatı farklıydı belki. Ama depremden sonra artık konular çok daha farklı oldu diyebiliriz. Çünkü insanlar artık şunu merak ediyor. Depreme karşı ne yapılacak? Hangi parti gelirse neler yapılacak? Aslında öncelik buna döndü. Partilerin de çalışmaları biraz daha buna evrildi diyebiliriz. Sizin bununla ilgili düşünceniz şimdi ne olur? Ceylan Hanım, Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlet. Yani çok şeylerin altından kalktığı gibi bunların da altından kalkacaktır. Yani isterse iktidar değişsin, isterse değişmesin. Gelen hükümet bunlarla bir plan çerçevesinde, bir program çerçevesinde bu illeri ayağa kaldıracak plan ve projeleri muhakkak vardır. Bizlerin de vardır. Bizim İyi Parti'nin siyasi İyi Parti'nin de bir politikası vardır. Yani yarın bugün iktidara geldiğimiz zaman 11 tane ilin yıkımı için muhtemelen, daha doğrusu bir programları olacaktır. Bizim de mesela şu anda siyaset yapıyoruz ama Elazığ'la alakalı çok çeşitli planlarımız ve projelerimiz var. Yani biz onları geldiğimiz zaman, iktidara geldiğimiz zaman, eğer Elazığ temsil noktasında bir yere geldiğimiz zaman biz onları devreye koyup ona göre Elazığ'a hizmet edeceğiz. Partiler de öyledir. Yani partilerin programları vardır. Acil eylem planları vardır. Orta vadeli planları vardır. Ve uzun vadeli planları vardır. Şimdi acil eylem planları şu anda deprem bölgesinde muhakkak almışlardır. Muhakkak bir şey vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı şeyde söylüyor. Biz diyor bir yılda bu işi ayağa kaldıracağız diyor. Yani şimdi o bir yıl diyorsa, bizim mesela yarın bugün iktidar değişikliğinde biz de bunun yapmanın gayreti içerisinde olacağız. İyi Parti olarak gayreti içerisinde olacağız. Yani bu bir programdır. Program dahilinde gidecek. Ha AK Parti gitti, efendime söyleyeyim, hizmetler geride kaldı diye bir şey yok. Sürdürebilir bir devlet yapımız var bizim. Yani gelen hükümet de bunları muhakkak tedbir ve projelerini, planlarını yapıp ona göre o 11 tane ili, deprem ilini ayağa kaldıracaktır. Peki uzun zamandır tartışılan bir konu vardı. EYT, emeklilikte yaşa takılanlar çok uzun zamandır aslında bugünü bekliyorlardı. Ve bugün beklenen karar meclisten çıktı. Birçok kişi de aslında
büyük sevinç yaşadı diyebiliriz, büyük bir nefes aldı. Bunun da aslında bir getirisi olacak mı diye düşünüyoruz. Ya da getirisi nasıl olacak, seçime nasıl yansıyacak, bu da bir vaatti. Neler olacak sizce? Yani bunu vaat olanlar da diyorlar ama bir hak olanlar da vardı. Özellikle mesela burada muhalefet partilerin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İYİ Parti'nin muhalefetiyle bu EYT çıktı. Yoksa AK Parti'nin böyle bir gündemi yoktu. Hatta çeşitli defaten de söylediler. Cumhurbaşkanı bile söyledi. Biz dedi siyasi şeyimize mal olsa bile biz bu EYT'den bu EYT'yi çıkartmayacağız dedi. Ama muhalefetin baskısı sonucu EYT bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti ve 2 milyon 200 kişi emekli oldu. Yani bunu hak olan gören de var. İşte devleti bir sıkıntıya sokar diyenler de var. Hazineden işte bu kadar para çıktı, enflasyon yükseldi diyenler de var. Ama verilen hak olduğunu ben diyorum. Yani daha kazanılmış bir hak olduğunu düşünüyorum. 99 yılında 7 Haziran'da herhalde yanlış hatırlamıyorsam, 7 Eylül müydü? 7 Eylül 1999'dan sonrakiler, öncekiler bu hakkı kazandı. İyi de oldu, güzel de oldu. 2 milyon 200 kişi emekli oldu. Bence yerinde bir karar diyor. Ben de destekliyorum bu EYT'nin çıkmasını. Şimdi biraz da isterseniz sizin sektörünüz üzerine konuşalım. Depremi konuştuk. Tabii ki siyasi açıdan sizin görüşlerinizi de sorduk. Biraz da mesleki açıdan ne düşündüğünüzü, şu anki durumu sormuş olalım. Otomotiv sektörüyle ilgileniyorsunuz. Elazığ'da şu anki durum nedir? Otomotiv sektöründe özelinde bir başlayalım. Neler söyleyeceksiniz? Şimdi otomotiv sektörü dinamik bir sektör Ceylan Hanım. Biz yaklaşık 35 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Her yılda büyüyerek istihdam yaratarak da devam ediyoruz. Şehrimize de katma değer katıyoruz. Yanımızda yaklaşık 50-60 kişi de çalışıyor. Ama otomotiv sektörünün geldiği durum hakikaten biraz da sıkıntılı bir durum işin açıkçası. Hayat pahalılığından dolayı, otomobillerin pahalı olduğundan dolayı fazla o kadar ticaret olmuyor. Dolayısıyla hayat pahalılığı olduğundan dolayı değil, otomobil hiçbir yerde bir randıman şeyler olmuyor. Dolayısıyla otomotiv sektörü can çekişiyor diyebiliriz. Yani sıkıntılı bir durumdan geçiyor. Ne zamandır bu böyle? Yani yaklaşık 2020 yılının Aralık ayından beri böyle. Yani ekonomik krizin patlak verdiği günden beri böyle. Yani vatandaşın eskiden mesela diyelim, bir vatandaş 2 maaşlı bir aile bir otomobil alabiliyordu. Yani kredi çekip alabiliyordu ama şu anda alım gücü düştüğü için, yani insanların gelirleri, vatandaşlarımızın gelirleri, aylık gelirleri düştüğü için burada otomobil ve diğer konut mesela diyelim, özellikle konut alamıyorlar şu anda. Yani gelirlerine göre bir yatırım yapamıyorlar işin açıkçası. Örnek verecek olursak, diyelim 1 milyon lira bir araç aldığı zaman 8500 lira asgari ücret olan veya 2 kişi çalıştığını düşünün, 17 milyon lira geliri olan bir ailenin 1 milyonluk araba alması mümkün değil. Dolayısıyla araç satışlarında bu gibi düşüklükler meydana geldi. Bu düşüşler meydana geldiği için, araç satılmadığı için bizim istihdamla alakalı daha fazla istihdam yapmamız gerekirken bir kere işçi çıkartma yoluna gidiyorsun. Çünkü masrafları kısmanız gerekiyor. Yani böyle tadı tuzu yok yani otomotiv sektörünün, öyle diyebiliriz yani. Peki ikinci el fiyatları ya da sıfır araç fiyatları, bu da aslında alınan araçları da değiştirebiliyor. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Yani ikinci eli aslında rağbet biraz daha yoğunlaştı diyebilir miyiz? İkinci el biliyorsunuz genelde internet aracıyla satılıyor. Vatandaşlar, galerici abilerimizin yazıhanelerinde eskiden mesela diyelim giderlerdi, arabaya bakarlardı. Ona göre bir aracı alır çıkarlardı. Ama şimdi genelde internetten alışveriş araçlar satılıyor. Ekspertizler falan yapılıyor. İkinci elde de pek o kadar sıkıntı, iyi şeyler söyleyemeyiz. Yani bizim de ikinci el departmanımız var. Özellikle bize gelen sıfır araba gelenleri biz ikinci ele yönlendiriyoruz.
Orada da bazı sıkıntılar var. Özellikle fiyat konusunda hakikaten çok sıkıntı var. Yani insanların alım gücü hakikaten yok. Yani bir de şu var, Elazığ'da otomotiv sektörü yaşlandı. Yani bunu 3 senede bir, 5 senede bir vatandaşımız aracını yenilerken şimdi artık daha yenileyemiyor ve dolayısıyla arabası eskiyor. Bir yatırım aracı olarak da artık alamıyor. İhtiyaç olarak da alamıyor. Yani böyle enteresan bir karmaşık bir durumla karşı karşıyayız. Hı hı. Zaman zaman mesela diyelim otomobili alan vatandaşlarımız bir yatırım aracı olarak görüyordu. Sıkıntılı geçtiği günlerde, sıkıntılı olduğu zamanlarda, paraya ihtiyacı olduğu zamanlarda onu satıyordu ve o ihtiyacını görüyordu. Ama şimdi bakıyorsun yatırım yapamıyor. O arabaya yatırım yapamıyor. İhtiyacı şu anda arabaya ihtiyacı olan bir vatandaşımız bile araba almaktan zorlanıyor. Pahalı çünkü. Yani gelirine göre hakikaten araba alamıyor. Evet. Aldığı arabaların eski araba olmasından dolayı tamirat sıkıntısı meydana geliyor. Yedek parça sıkıntısı geliyor. Yedek parça ve tamirat dar da pahalı artık da yapılabilir. Bir arabanın mesela bakımı artık da 4.000 liralar, 5.000 liralar üzerinde bir bakımı oluşmuş. Yani vatandaş onu bile veremiyor yani. Biz aynı zamanda sanayi sitesinde bakım da yapıyoruz. Mesela bir bakımı 2.000 lira, 2.500 lira söylediğimiz zaman hakikaten vatandaş bunu vermekte zorlanıyor yani. Evet. Lastik fiyatları mesela diyelim geçen sene oranla %50, %100 değişen bazı ebatlarımız oldu. Onunla sıkıntı çekiyor. Yani her halükarda bizim otomotiv sektörü şu anda en sıkıntılı günleri geçiriyor diyebiliriz Reyda Hanım. Çözüm ne sizce? Çözüm seçim. Seçim olunca inşallah bizim iktidarımızda ekonomiyle alakalı tedbirlerimizi, ekonomiyle alakalı tüm şeylerimizi hazırlamışız. Genel başkanımız da başkanlığında, Meral Hanım'ın başkanlığında ekonomi politikalarımızın kurulları, bunları hakikaten çok iyi çalışıyorlar. İnşallah bizim iktidarımızda bu ekonomik sıkıntıların çözüleceği kanaatini taşıyoruz. Biz de taşıyoruz, sokaktaki vatandaş da taşıyor. Şimdi de engelli araçların satışı ile ilgili bazen sorunlar yaşanabiliyor. Bu araçların bulunması ile ilgili hem engelli vatandaşlarımızın sayısı araç sayılarına baktığımız zaman biraz daha çoğunluk oluşturuyor. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Şimdi Türkiye'de Celal Hanım engelli kişi sayısı 2.500.000 kişi. Yani bu 2.500.000 kişinin bir anda araba alması mümkün değil tabii ki. Biz de mesela diyelim bu engelli araç ÖTV'siz daha doğrusu dediğimiz araçlar engelli arkadaşlar talep ediyorlar. Özellikle yani bizim mesela araç grubunda araç çeşitlerinde iki arabaya çok yoğunluk var. 1 milyonun üzerinde araçlarımız. Ona yoğunluk olduğu için o araçlarda bununla birlikte sıkıntı çekiyoruz. Talep sıkıntısı çekiyoruz. Bunu talebe karşı o iki arabayı maalesef tedarikini yapamıyoruz. Yani ayda bize 2-3 tane araba geliyor. Onlara da hakikaten zorlanarak veriyoruz. Talep çok. Fabrikalar da bunun talebine karşılayamıyorlar. Yani Türkiye böyle, genelinde olan bir sorun mu? Tabii Türkiye genelinde olan bir sorun. Yani araç özellikle 450 bin liradan 1 milyona çıktı yanlış hatırlamıyorsam. 1 milyona çıktı. 1 milyona yakın araçlarda değil bizim sektörde, yani değil bizim araçlarımızda, tüm araçlarda bu sıkıntı var. Yani o talebe maalesef karşılayamıyorlar diyebilirim. Peki yavaş yavaş süremizin sonuna doğru geliyoruz. Son olarak neler söyleyeceksiniz? Ben tekrar baştan söylediğimi tekrar söylüyorum. Depremde özellikle hayatını kaybeden o soğuk betonun altında kalan ve rahmetli olan depremzede vatandaşlarımıza rahmetleri diliyorum. Yaralılara acil şifaları diliyorum. Özellikle bizi bu akşamda televizyonlara başında seyreden vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Sizlere de başarılar diliyorum Celal Hanım.
Teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için, sorularımızı yanıtladığınız için. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Efendim bugün İYİ Parti Milletvekili aday adayı Yüksel Ercan konuğumuz oldu. Hem deprem sürecinde yaptığı çalışmaları, bundan sonraki süreçte depreme yakalandığımız takdirde nelerin yapılması gerektiğini, öncekinde kentsel dönüşümle ilgili yapılması gereken çalışmaları, Elazığ'da neye yoğunluk verilmesini, hangi bölgelere yoğunluk verilmesi gerektiğiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Tabii ki kendi aslında uzmanlık alanı otomotiv sektörüydü. Otomotiv sektörüyle ilgili merak edilenleri yanıtladı ve çözüm önerilerini paylaştı bizlerle birlikte. Teşekkür ediyoruz konuğumuz olduğunuz için. Bugünlük Yakın Plan programının sonuna geldik. Başka bir programda yeniden görüşmek dileğiyle iyi akşamlar.